Merhaba, iyi günler. 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yıllardır özlediğimiz bir olayı yaşayacağa benziyoruz. Adaylar televizyonda tartışacaklar, öyle gözüküyor. Son anda bir aksilik çıkmazsa Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu tartışacaklar. Henüz tartışmanın nerede, nasıl yapılacağı belli değil. Kimin ya da kimlerin yöneteceği belli değil. Esas olarak kimin yönetmesi daha iyi olur sorusuna cevap vermek istiyorum. Ancak birkaç hususu belirtmek şart. Öncelikle Türkiye'de geçmiş zamanlarda televizyon tartışmaları önemli seçimlerden önce olurdu. Hatta sonrasında da olurdu. Ama AKP ile beraber bu gelenek büyük ölçüde rafa kalktı. Önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan böyle bir ihtiyaç hissetmedi. Çünkü böyle bir tartışmanın muhalefete koz vereceğini, böyle bir tartışmaların muhalefete koz vereceğini düşündü ve adım adım da zaten medyayı kontrol ederek muhalefetin büyük medyada doğru dürüst yer bulmasına izin vermedi. Ama ilk defa AKP'nin 2002 sonunda iktidara geldiğinden bu yana ilk defa bir tartışmaya razı olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor: AKP bu seçimde, İstanbul seçimlerinde kaybedeceğini düşünüyor. Yani kazanma ihtimalini düşük görüyor ve bu nedenle bu tartışmaya ihtiyacı var. Daha önce bu tartışmaları istememesinin nedeni ihtiyaç duymamasıydı, kendisini güçlü hissetmesiydi ve bu tür tartışmaların şu ya da bir şekilde muhalefeti güçlendirme ihtimaliydi. Yıllar sonra kendilerinin tartışmaya razı olduklarını görüyoruz. Demek ki İstanbul'da kazanma ihtimallerini CHP'ye nazaran, daha doğrusu Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na nazaran düşük görüyorlar. Önce Binali Yıldırım'ın kendisine bu sorulduğu zaman önce tereddütlü bir cevap vermesi, Erdoğan'dan izin almak istiyor, izin almak zorunda olarak yorumlanmıştı. Doğru olabilir ama en önemli husus şuydu: doğrudan bir tartışmayı kabul edip etmediği kendisine sorulduğu zaman bu aslında AKP'li birisi olduğu için, AKP'li ve yıllardır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birisi olduğu için orada hemen kabul etmesi halinde seçimde iddiasının çok yüksek olmadığını da bir şekilde itiraf etmesi anlamına gelecekti. Dolayısıyla tereddüt etti. Hemen evet cevabı vermedi. Ben böyle değerlendiriyorum. Tabii ki Erdoğan'a da sordu. Onun onayını aldı, iznini aldı her neyse. Ama artık bu şeye, tartışmaya ihtiyaçları olduğunu, kaybedecek bir şeyleri olmadığı düşüncesiyle bence bu tartışmayı kabul ettiler. Bundan sonra bir başka hususta değerlendirmek istiyorum. Bana göre bu tartışmadan çok fazla bir şey çıkmayacak. Çünkü saflar netleşti. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olan seçmenin bir şekilde Binali Yıldırım'a 23 Haziran'da oy verme ihtimalinden neredeyse hiç kimse bahsetmiyor. Ama buna karşılık Yüksek Seçim Kurulu kararının gayri adil olduğu düşüncesiyle İmamoğlu'na oy vermiş olanlardan, pardon, Binali Yıldırım'a oy vermiş olanlardan İmamoğlu'na oy verebilecek 23 Haziran'da seçmen olduğu varsayımı yapılıyor. Bir diğer husus tabii ki sandığa gitmeyenler. Burada esas Binali Yıldırım'ın öne çıkarttığı husus, özellikle daha önceki seçimlerde AKP'ye oy vermiş olup sonra sandığa gitmeyenler. Böyle bir tartışma sandığa gitmemiş AKP seçmenini Binali Yıldırım'ın lehine sandığa çeker mi? Ona da çok fazla emin değilim. Her halükarda böyle bir tartışma iyi olacak. Türkiye'de demokrasi kültürünün yeniden inşasında bence önemli bir adım olacak. Ancak buradan 23 Haziran seçim sonuçlarını çok ciddi bir şekilde değiştirecek bir tartışma beklememek lazım. Tabii ki çok olağanüstü olaylar yaşanırsa tartışma sırasında taraflardan birisinin çok bariz bir şekilde bocalaması,
ya da bir diğerinin, bir baş herhangi birisinin çok bariz bir şekilde etkili olması, ki öyle olacağını sanmıyorum, dengeli bir tartışma olacaktır diye tahmin ediyorum ne olursa olsun. Buradan böyle bir olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe bu tartışma sonuçları çok fazla etkilemez. Ama Türkiye'de dediğim gibi demokrasi kültürünün yeniden inşasına bir katkısı olur. Kim yönetecek ve nerede yapılacak? Binali Yıldırım çok akıllıca bir çıkış yaptı. Bir soru üzerine Uğur Dündar'ın adını attı. Deneyimli bir isim olması hasebiyle. Ama diğer bir husus tabii ki Uğur Dündar'ın yıllardan beri Türkiye'de AKP iktidarına muhalif olan çevrelerin en çok öne çıkarttığı gazetecilerden birisi, gazetecilerden birisi. Halk TV'de yapıyordu, ayrıldı. Şimdi Sözcü bünyesinde bir televizyon hazırlıkları olduğu söyleniyor. Sonuç olarak Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar gibi muhalif olması, tescilli bir ismi ortaya atması akıllıca oldu ve İmamoğlu'nun bu ismi kabul etmemesi çok kolay olmayacaktı. Çünkü bir gerekçe bulması gerekecek. Daha yakın zamanda 31 Mart öncesinde ve 31 Mart sonrasında da Sözcü'nün bünyesinde Uğur Dündar'ın yayınlarına, arena, halkın arenasına çıkmış bir isim Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla Uğur Dündar'a bir itirazı olmayacaktır. Peki nerede yapılacak? Yine Binali Yıldırım bunu bir tarafsız bir stüdyoda yapılma, herhangi bir stüdyoda yapılmasını ve isteyen herkesin canlı yayınlamasını önermiş. Bu da gayet makul bir öneri gibi gözüküyor. Herhalde o stüdyo TRT'nin bizim vergilerimizle inşa ettiği bol miktardaki stüdyolardan birisi olur. İlk akla gelen budur. Ve görüldüğü kadarıyla TRT'nin bir stüdyosunda Uğur Dündar'ın yöneteceği bir yayın bizi bekliyor. Ben Uğur Dündar'ın böyle bir yayını yönetecek olma ihtimaline çok fazla itirazım yok. Ama benim birinci tercihim Uğur Dündar olmazdı. Öncelikle söyleyeyim. Bana göre şu anda Türkiye'de medya, özellikle tırnak içinde büyük medya tam anlamıyla can çekişiyor. Çölleşmiş bir durumda. Bir mezarlık gibi. Ama bunun içerisinde hala iyi kötü işini yapmaya çalışan meslektaşlarımız var. Ve bu anlamda ilk aklıma gelen isimlerden birisi Didem olurdu. Didem Yılmaz olurdu. Ancak burada çok önemli bir şerh düşmek istiyorum. Tarafsız bir yerde, diyelim ki TRT'nin stüdyosunda yapılacak bir yayını yönetmesi halinde bence olur. Ancak Habertürk bünyesinde yapması bence doğru bir seçim olmaz. Çünkü Didem ne kadar güven veren birisi ise Habertürk bir kurum olarak asla güven vermeyen bir yapı. Hatta bir kurum olduğunu söylemek bile doğru olmayabilir. Orada bir müddet çalışmış birisi olarak Habertürk'ün yöneticilerinin nasıl siyasi dengelere göre anlık tavırlar değiştirdiklerini biliyoruz. Son dönemlerde iktidarla arasına kademeli de olsa mesafe koymaya çalıştığını herkes fark ediyor. Ancak bir Habertürk ya da CNN Türk ya da başka bir NTV gibi bir kurumda yapılacak olan bir yayında sunucu kim olursa olsun, moderatör ya da moderatris kadın anlamında kim olursa olsun, patronlar devreye girecektir, idareciler devreye girecektir ve yayını yöneten kişinin kulağına bir takım sufleler vermek isteyeceklerdir. Dolayısıyla Habertürk'te ya da NTV'de ya da herhangi bir yerde özel diyelim, TRT resmi, diğerleri özel ama sonuçta hepsi aslında bir kişi tarafından ya da yönetiliyor ya da bir kişi için çalışıyor, bunu biliyoruz. Yapılacak olan yerlerde bence çok başarılı olunamaz. Müdahale eder mi iktidar? Bence eder. Şu ana kadar hep ettiler. İktidar müdahalesini gazeteciler üzerinden yapmaz. Bunun örneklerini gördük. İktidar müdahalesini patronlar üzerinden, yöneticiler üzerinden yapar. Ve Türkiye'de iktidarın müdahalelerine rağmen burada özgür, tarafsız
bağımsız gazetecilik yapmak iddiasını sürdürebilecek herhangi bir kurum ve kurum yöneticisi açıkçası görmüyorum. O anlamda bir stüdyoda çalıştığı kurumun kimliğinden bağımsız bir güvenilir, iyi kötü güvenilir bir isimle bunun yapılması en doğrusu olur. Bu anlamda Didem olmazsa Uğur Dündar da olabilir. Üçüncü, dördüncü isim piyasadaki isimlerden açıkçası çok fazla gelmiyor aklıma. Kimlerin olmaması gerektiği konusunda kafam çok net ama isimlerini söylemek açıkçası istemiyorum. Şöyle bir faraziye de yapabiliriz. Nasıl Binali Yıldırım Uğur Dündar adını ortaya atarak aslında akıllıca bir davranış sergilediyse, Ekrem İmamoğlu'nun en çok işine yarayacak olan yayın formatı bence iktidar yanlısı olduğu belli olan kişi ya da kişilerin yöneteceği bir yayın olurdu. Çünkü o yayında o kişi ya da kişiler her neyse ne kadar tarafsız olmaya gayret ederlerse etsinler bir yerlerde muhakkak arıza yapacaklardı ve bu da Binali Yıldırım'ı bir anlamda mağdur konumuna taşırdı. Ama şu anda bu inisiyatifi Binali Yıldırım almışa benziyor. Uğur Dündar adını ortaya atarak. Evet, anlaşıldığı kadarıyla Uğur Dündar yapacağı benziyor. Uğur Dündar'ın yapacak olmasının bir takım dezavantajları kesinlikle olacaktır. Çünkü bu kadar adı muhalefetle son yıllarda özdeşleşmiş bir ismin böyle bir olay karşısında ki ilk Binali Yıldırım'a verdiği cevabı açıklamada da o vardı. Tarafsızlık vurgusunu aşırı bir şekilde çok stres altında olacaktır diyeyim. Stres altında olacaktır ve bu hatta sonuçta pekala Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine de gelişebilir. Ama sonuçta dediğim gibi bu tartışmadan çok büyük değişiklikler beklememek lazım. Türkiye'de artık can çekişmiş olan medyanın belki böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ama bu yapılsa da Türkiye'deki medya artık, yani büyük medya isimleri olan kurumlar artık iflah olmaz durumdalar. Onlar her gün bu tür tartışmalar yapsalar bile artık kimseye yarınabilecek değiller. Evet, iyi olacak. Tartışma bir şekilde olacak. İyi olacak. Tartışma kültürü, demokrasi kültürü, kibarlık, toplumsal kutuplaşmanın zayıflatılması anlamında verimli olacağını düşünüyorum. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tartışmada gereksiz gerginliklere gideceklerini sanmıyorum. Herhalde muhtemelen İstanbul konuşulacaktır. Yerel yönetimler konuşulacaktır. Siyasi, büyük siyasi konulara girilmeyecektir. Bu anlamda da taraflar herhalde dosyalarıyla, vaatleriyle geleceklerdir. Rakama boğacaklardır izleyiciyi diye düşünüyorum. Aslında rakamlara boğulmak bir takım kuru sloganlara ve kara çalmalara, ithamlara ve kutuplaştırma sözlerine boğulmaktan iyidir. Evet, dört gözle bekliyoruz bakalım ne zaman olacak, nasıl olacak ama iyi olacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.